Tüm dünya bizim Vaha'nın kraliçeleri olduğumuzu bilir. Bizler hurma ağaçlarıyız. Binlerce yıldır Tunus'tayız. Bu güzel ülke bugün dünyanın birinci hurma ihracatçısı olarak tüm kıtalarda bizi var etmektedir. Ama unutulmaması gerekir ki bizim gerçek tahtımız Palmiye Yurdu olarak bilinen Şatel Cerit isimli bölgede bulunmaktadır. Güneş, toprak ve suyun bizim büyümemiz için birleştiği bu güzel bölgede. İnsanların bize olan hayranlığı ilkbaharda başlar. Vahaların o dönemdeki yaşadığı gerçek renk patlamaları, heyecanları ve mutlulukları kadınların zılgıt ve buhurları ile karşılanır. Eril hurma ağaçlarının tepesinde, ürümeye ihtiyaç duyan çiçek, kabuğunu patlatarak çıkarttığı polen ile daimi müttefiklerimiz olan arıları çeker. Şimdi eril çiçeği kökten ayırma ve döllenmeye davet etme vaktidir. İşçiler gövdelerimizin üzerine çıkıyorlar ve zamanın başlangıcından bu yana kadar var olan teknikler ile polenleri içimize yerleştiriyorlar. O zaman biz de teşekkür edercesine onlara kanadımızı uzatıyoruz ve hatta çiçeklerimizin kabuğundan içmelerine izin veriyoruz. Meyvelerimizin ağırlaşmasından önce işçiler bu süreci takip etme görevini üstlenirler. Sürecin iyi yönetilmesi ileri üretkenliğimizi artırır. Ek meyve yükünden kurtulduktan sonra Vaha'nın kraliçeleri olarak hak ettiğimiz aydınlatma ve budama işlemlerine hazırlanırız. Bu bakımlar sayesinde salkımlarımızı havalandırırız ve meyvelerimizin hacimlerini arttırırız. Bu sayede salkımlarımız kendi ağırlıkları ile asılı durabilirler. Ancak yaşadığımız mutluluk geçicidir. Çünkü sayılı düşmanlarımızdan biri ağlarını salkımlarımızın üzerine örmeye çalışır. Bu nedenle İşçiler yaprakların alt kısmında bulunan kuru palmiye yapraklarını kaldırmak zorundadırlar. Son iş, çeşitli kullanımlar için kesilmiş palmiyeleri toplamaktır. Yere düşen hurmalarımızı da toplamayı ihmal etmezler. Bu operasyona arkadaşımız olan eşek de katılır. Onunla gerçek bir işbirliğimiz vardır. İşçiler çok iyi biliyor ki meyvelerimiz belli bir olgunluktan sonra sonbahar yağmurları ve böceklerin etkisiyle düşüp patlayabilir. Dolayısıyla hurmalarımız olgunlaşmaya başlar başlamaz, işçiler bizi korumak için hazırlanan özel kumaşlarla gelirler. Gövdelerimizde sıkı bir şekilde yerleştirilirler. Salkımlarımızın hava aldığını kontrol ederler. Sonra hurmalarımızı bozmadan salkımlarımızı bu özel çuvalların içine sokarlar. Çuvalları düzgün bir şekilde kapatırlar. Ve bu operasyonu titiz bir kontrol ile bitirirler. Böylece
Biz başımız güneşe dönük bir şekilde rahatça nefes alırız ve ayaklarımız sudadır. Bu su ki işçilerin teriyle karışmış, geleneksel yönetim ve dağıtım sistemi 13. yüzyılda Tunuslu bilim adamı İbn Şabbat tarafından yerleştirilmiş sudur. Ama bağlarımızın genişlemesiyle su tasarrufu sistemleri kullanmamız şart olmuş. Hatta toprak kalbinde yuvalamış jeotermal örtülere ihtiyacımız doğmuştur. Artan suları göllere boşaltmak için tahliye kanalları kazılmıştır. Kum ve tuzdan oluşan bu geniş göllerde cinler ve serapların dans ettiği söylenir. Mayıs ayında bzar denilen küçük meyve parçaları ortaya çıkar. Haziran-Temmuz ayları döneminde hala yeşil renkli olan hurmalarımız büyümeye devam eder ve onlara blah denilir. Zamanla renkleri sarıya döner ve bısır adı verilen aşamaya girerler. Eylül ayında ise meyvelerimiz yumuşamaya başlar. Bu dönemi şübebe denir. Son olarak Ekim ve Kasım aylarında hurmalarımız ağaçlardan toplanmaya hazır olurlar. Son olgunlaşma aşamasından önce Vaha'nın her yerinde sabırsızlık çığlıklarımızı duyabilirsiniz. O zaman mütevazi ve umutlu işçiler sabırla ve sevgiyle meyvelerimizi toplamak için ayaklarımıza koşarak gelirler. Daha sonra salkımlarımız uygun bir yapı üzerinde asılı tutulur ve en güzel meyvelerimizi seçme süreci gerçekleşir. Aileler mutlu olayı kutlamaya gelirler ve yüce gökyüzüne bu güzel hediye için teşekkür ederler. Hurmalarımız önce toplama merkezlerine, gerçek mücevherimiz, muhteşem degleti nur, yani ışık parmağı, rengiyle ve lezzetiyle tek hurmamız yola çıkar. Biz sayılı konuda vazgeçilmeziz. Bizim palmiyelerimiz kumu stabilize eder ve vahaların çöl kumları içinde yok olma tehlikesini engeller. Çeşitli sepet ürünleri de bizim sayemizde gerçekleşir. İnce gövdelerimizde yetişen elyaftan, değişik amaçlar için kullanılan dayanıklı ve sağlam iplikler üretilir. Kalbimizden alınan öz suyumuz ise hizmetimiz için çok çaba sarf eden ve susuz kalan işçilere ikram edilir. Gövdemizden gelen ahşap, çatı kaplama, kapı ve mobilya üretiminde kullanılır. Çekirdeğimiz ise kahve hazırlanmasında birebirdir. Ve bizim çikolata ile kaplanmış bedenlerimiz vaha arkadaşlıklarını pekiştirmek için ikram edilir. O zaman nerede olursanız olun, kim olursanız olun, bize çok şey borçlu olduğunuzu hep hatırlayın. Bizler Vaha'nın kraliçeleriyiz.